Profesör Doktor Ebubekir Ceylan, insanların Kuduz şüphesi gördüğü bir hayvana asla müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayarak, en yakın veteriner hekime, belediyeye, ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli dedi. Kuduz olan hayvana veteriner hekimler tekniğine uygun bir şekilde müdahale ederler. Normal bir vatandaşın kuduz şüphesi gördüğü bir hayvana asla müdahale etmemesi gerekir. Bunu en yakın bir veteriner hekime, belediyeye, jandarmaya yani ilgili birimlere haber vermesi gerekir. Normal bir vatandaşımızın kuduz şüpheli hayvana asla yaklaşmaması gerekir. Profesör Doktor Ceylan bu hastalığın hayvanlar üzerinde özel bir taramanın olmadığını ancak hastalığa yakalandıktan bir süre sonra hayvanda belirtilerin ortaya çıktığını söyledi. Birçok yarasalardan işte yaban hayvanlarından bulaşır yayılır. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar da insanlara bulaşmasına aracılık eder. Tabii kendileri de bu hastalığa yakalanır. Aslında bu kuduzun özel bir taraması yoktur. Zaten taraması yapılmaz. Bir hayvan kudurmuşsa bir süre sonra kuduz belirtileri ortaya çıkar. Bunun için diğer hastalıklar gibi bir tarama şansımız maalesef kuduzda yoktur. 2014-2018 yılları arasındaki toplam 61.012 kuduz riskli temas vakalarının bir kısmına aşı, bir kısmına antiserum, bir kısmına tıbbi müdahale uygulanmış, bir kısmına ise ameliyat yapılmıştır. Çok küçük bir miktarına ise profilaksi önerilmemiştir. Tedavisi olmayan, mutlaka tedbir alınması gereken bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalıktır. Zoonoz tabir ettiğimiz grup içerisindedir. Kuduzun maalesef günümüzde henüz tedavisi yoktur. Kuduz ısırıldıktan sonra yani kısa sürede veya daha uzun sürede hastalık belirtileri görülebilir. Dolayısıyla saldıran hayvanın, ısıran hayvanın mutlaka karantina altına alınarak karantina süresince bekletilmesi gerekir. Bu süre sonunda eğer hayvanda farklı bir durum tespit edilirse ona göre tedbir alınmalı. Ancak ısırılan kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tedbiri alması gerekir.